İnşallah darısa diğer engelli memurlar, memur kardeşlerimizin başına. İnşallah Allah'ın izniyle 1500 daha eklenir bu sayıya. Engelli öğretmenlerimizin tamamı atanır. Temennimiz, gönlümüzden geçen bu arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben engelli öğretmenler temsilcisi Ahmet Bilal. Arkadaşlar çok güzel bir güne merhaba. Gerçekten her zaman dedik ki bu işin sonuna kadar gideriz. Gidersiniz. Hep birlikte işin sonuna kadar geldik. Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği ek atama da gerçekleşti. Tercih yapabilen, yani kontenjan açılmış ve tercih yapabilen ama atanamayan. Herkes atandı arkadaşlar. Muhteşem. Neden muhteşem biliyor musunuz? Çünkü biz ta Eylül'de demiştik ki 4.999 değil 5.000. Bir kişiyi bile geride bırakmak istemiyoruz. Bırakmayacağız demiştik. Gerçekten öyle de oldu. Şu an duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Çok mutluyuz. Atanan arkadaşlara hayırlı olsun tekrardan. Açılmayan kontenjanlar vardı arkadaşlar. Her zaman biliyorsunuz bizim aklımız bir tarafı atanan arkadaşlarımızdaysa aklımızın bir tarafı da atanamayan arkadaşlar. O da şu şekilde muhasebe finans başta olmak üzere pazarlama öğretmenliği vardı galiba. Sonra birkaç tane daha branş var hiç açılmayan. Onlardan hiç kontenjan açılmadığı için tercih yapamamışlardı. İnanın çok uğraştık arkadaşlar. Açılsın açılsın diye. Özellikle bu az alan ya da hiç açılmayan bölümler için. Ne yazık ki onlar açılmadı. Ama bizim bundan sonraki, bundan önce de olduğu gibi. Bundan sonra bu özellikle bu açılmayan branşların üzerinde fazlasıyla duracağımızdan adınız gibi emin olun arkadaşlar. Hep birlikte yapacağız bunları. Bu özellikle bu branşları, açılmamış branşları bugün günün bereketinden dolayı herhalde Adana'ya felaket bir yağmur yağıyor arkadaşlar. Bu açılmayan branşlar için özellikle üzerinde duracağız arkadaşlar. Grupları da kuralım gerekirse bu konuyla alakalı. Ankara'ya gideriz. Ankara'da olanlar varsa yönlendiririz. Gerekli çalışmaları yapalım. Çünkü şu an mutluluktan ağlayan, beni arayan arkadaşlar varsa, inanın bu konudan dolayı hüzünlenip arayan arkadaşlar da var. Şunu bilsinler ki hiçbir zaman yaşadığım müddetçe onlar için elimden geleni yapacağım. Onların mağdur olmasına asla göz yummayacağız yani. Yani arkadaşlar. Gerçekten 800 ek 800 ne demektir arkadaşlar? Böyle bir şey engelli öğretmen tarihinde yok yani. Ek olarak 800 atama aldık. Çok mutluyuz. Onlara hayırlı olsun derken diğer arkadaşlarımız da elimizden geleni yapacağımıza adları gibi emin olsunlar. Zaten biliyorlar elimizden geleni yaptığımızı. Ama dediğim gibi onlarla ilgili de artık özellikle teferruatlı bir çalışma yapacağız yani. Hani onları da direkt onlara ait yani. Hani başka branşlar olmadan. Çünkü atanmayan branş kalmadı. Sadece o arkadaşlarımız kaldı. Az önce ismini aldığım ve birkaç tane daha. Özellikle onlar için çalışma yapacağız. Sadece o branşların isimleri için, isimlerini vererek çalışmalar yapacağız. Farklı metotlar gerekiyor. Bu özellikle açılmayan kontenjanlar için ihtiyaç yok diye açılmayan özellikle muhasebe finans için farklı bir çalışma gerekiyor. O farklı çalışmayı da yapacağız. Çünkü gerçekten kimse mağdur olmamalı arkadaşlar. Biz böyle yola çıktık. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz. Gerekirse Ankara'daki arkadaşlarımı yönlendiririz. Artık Ankara'ya yakın öyle söyleyeyim. Atandım ben de. Artık işlerimiz daha kolay. Daha iyi teşkilatlandık 81 ilde. Artık işlerimiz daha kolay. Biz bu arkadaşlarımız hiç merak etmesin. Hep birlikte yine elimizden geleni yapacağız.
kimseyi mağdur etmeyeceğiz arkadaşlar. Etmeyecek şekilde yükleneceğiz hep birlikte. Yapabileceğimiz en iyi şey mücadele etmektir arkadaşlar. Çok mücadeleler verildi, çok gayretler verildi. Yani inanılmaz derecede sabır bu yol yüründü. Ve bu yolun, bu sayının, bu gayretin, bu başarının kahramanı hiç kuşkusuz Engelli Öğretmenler Platformu Başkanı Ahmet Güler hocamız. Ahmet hocam. Merhabalar hocam. Yani şu anda gerçekten aylar konuşuyoruz, bir şeyler söylüyoruz ama şu an kelimelerim evet. Tükenmiş durumda. O kadar mutluyum ki bütün engelli öğretmen arkadaşlarım adına. O kadar mutluyum ki anlatamam. Muhtemelen bundan öncesinin ve bundan sonrasının en yüksek engelli öğretmen alımını gerçekleştirdik hep birlikte. Evet. Bütün engelli öğretmen platformu arkadaşlarım, üyeler, ondan sonra yönetici arkadaşlarım, herkesin emeği, özellikle de sizlerin hocam, çünkü Cumhurbaşkanı'na ulaşmamızı sağlayan sizsiniz Ali Rıza hocam. O konuda da Allah sizden 1 milyon kere, sonsuz kere Allah razı olsun sizden. Bu sayıyı hep birlikte aldık doğru, ama daha önemli olan bir konu vardı. Bunu Cumhurbaşkanımıza taşımaktı. Buna vesile olduğunuz için şu an o kadar duygulu haldeyim ki, kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz böyle çok yoğun bir duyguseli yaşıyoruz. Çünkü çok zorlu bir süreçti. Yaklaşık 11 aydır gecemiz gündüzümüzde bu işin böyle olması için o kadar çok uğraştık ki anlatamam. Ali Rıza hocam da aynı şekilde. Allah 1000 kere razı olsun Engelsiz Medya'dan, başta Ali Rıza hocamdan, sonra da Beyaz Ay Derneği'nden. Çünkü bize destek veren birkaç nadir STK'dan birisiydi Beyaz Ay Derneği de. Arkadaşlar çok doluyum şu anda, çok değişik bir ruh halindeyim. Bu kadarını, yüksek geleceğini bekliyorduk ama bu kadarını gerçekten, o yani hayalimizdi. Yani bu kadarı da olmaz herhalde diyorduk. Alıyorduk tabii duyumlar. Çok duyum aldığı evet. için güvenemiyorum da. Allah razı olsun. Yani Ahmet hocamın çok büyük gayretleri, engelli öğretmenlerimizin birlik ve beraberliktelikleri, yani inanılmaz derecede yani çok büyük bir emek sarf edildi arkadaşlar. Engelli öğretmenlerimiz gerçekten bunu hak ettiler. İnşallah 5000 civarında engelli öğretmenimiz var normalde, lakin 3500 oldu ama inşallah diğer 1500 öğretmenimiz de alınır. Yani buradan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanımıza da söylüyoruz, o 1500 öğretmenimiz de alınsın. Artık engelli atamasını da, EKPSS ataması da artık darısı onların başına diyelim.